Merhaba, merhaba. Kamerayı çok tam boyuma ayarlamışım, o yüzden böyle çöktüm yere. Evet, suratım şu an mavi. Çünkü videoyu çekene kadar akşam oldu. Videoyu çekmeye karar verdiğimde sabahtı. Şu an gün batıyor. Işık bok gibi, umurumda değil. Bayağıdır video koymuyorum. Eminim ki suratımı çok özlediniz, çok eminim. Bu arada artık mor değilim. Instagram'dan takip ediyorsanız biliyorsunuz. Takip etmiyorsanız da edin yani. Neyse çıkartın, o kadar da kızmam. Evet, bayağıdır video koymuyorum. Bana kızmakta haklı mısınız? Hayır, değilsiniz. Ama biraz öylesiniz. Ama aynı zamanda değilsiniz, bana kızmayın. Daha fazla negatif enerji ve entrika çekebilecek bir pozisyonda değil beynim. Berbat bir cümle, çok saçma bir cümle. Bu süreç içinde ne yaptım? Hiçbir şey. Hayatımın atraksiyonlu ve heyecanlı geçtiğini sanmıştınız. Yok, hayır. Ama evet, bazı şeyler yaptım. Mesela böyle bir magnet şu an karşımda duruyor. Çekiliş yapıyorum. Bunun çekilişini yapacağım. Yorumlarda annenizi babanızı etiketleyip beni YouTube ve Instagram'dan takip edip bir de Twitter'dan birkaç tane tweetimi retweetleyip beni popüler yaparsanız bunu size hediye edeceğim. Tamam. Bazı gariplikler yaşandı. Bazı saçma sapan hikayelerim var. Bunları anlatmak için karşınıza çıktım. İhtiyacınız var mı bunları anlatmama size? Yok. Ama izliyorsunuz. Anlatacak da çok bir şeyim yok aslında. Hiç heyecanlanmayın. Hiç heyecanlanmayın. Ya böyle Deniz bir şey anlatacak falan. Yok, hayır. Mutfakta çekiyorum ya. YouTube kanalım keşfedilmeye başladı. Keşfedilmeye başladı derken takipçimin artmasından bahsetmiyorum. Çevremdeki insanlar biliyordu. Ama çevremdeki yetişkinler pek bilmiyordu. Ve şimdi çevrendeki yetişkinlerin YouTube kanalımın olduğunu öğrendiği zamana geçmiş bulunmaktayız. Yeni bir devir. Aldığım en sık soru şu oluyor. Şu son bir haftada bu soruyu 5 kere almış olabilirim. Ki bir hafta 7 günden oluşuyor. Yani fazla. Oh, sen YouTube yapıyor musun benim? Evet, yani biraz yapıyoruz tabi. Dedi 3 haftada video koymayan kız. Ne videosu çekiyorsun Deniz? Ben öyle kalıyorum. Ben ne videosu çekiyorum? Şu an kamera benden çok uzak. Biraz yaklaşsana. Ne videosu çekiyorum bilmiyorum. Ben de böyle diyorum. Komik, komedi, komedi ne? Komedi star falan mıyım? Değilim. Ben gerçekten ne çekiyorum? Ben bir de bana niye böyle bir soru soruyorsun? Yani gidip izle. Allah Allah. Öğrendiysen gidip bir kere öğrendiysen gidip izlemişsindir. Bana gidip bunu sorma. Deniz YouTube kanalım var dediysen demek ki YouTube kanalımı görmüşsün. İzle. Demeyin bana öyle şeyler. Ben cevap veremiyorum. Sonra mal gibi kalıyorum. Böyle yapıyorum. Komedi, komik güldürmek için video çekiyorum falan diyorum. Neyse, yaşadığım başka bir şey ise, bu hikaye ise yine bir yetişkinle birlikte yaşadığım bir konuşma. Karşıma geç böyle yaptım. Deniz aynen bu şekilde. Bak, aktörlüğüm çok iyidir. O yüzden dikkat edelim mimiklerime falan. Çünkü size şu an olayı aktarıyorum. Anladınız mı? Deniz, ben evet. Sen YouTube'da bir şeyler yapıyor musun dedi. Ben evet yaptım. Sonra dedi ki neler çekiyor? Yine klasik soru bu arada ama bu sefer üslubumuz farklı, çok farklı. Çok sinir bozucu. Neler çekiyorsun yaptı ama ben yine aynı şekilde malca cevabımı verdim. Tekrarlamak istemiyorum çünkü kendimi gerizekalı gibi hissediyorum. Sonra dedi ki sizinkilerin haberi var mı? Efendim? Efendim yok, ben babamdan annemden habersiz internette şey yapıyorum ya. Öyle bir soruyor ki sanki porno çekiyorum. Sizinkilerin haberi var mı? Yoksa da sana ne? Yoksa bir de bu bahsettiğim kişi hani herhangi bir şekilde akrabalık bağımızın olmadığı, sadece hayatımda olmuş saçma sapan bir insan. Sinirlendim. Anladınız mı? Sinirlendim. Sanki oh babam. Düştüm ya, yer değiştireyim der. Kameranın altına koyacak bir şey bulamadığım için ve kamerada kendimin de çıkabilmesi için kamera... Samalamadım. Kameranın altına koyabilecek bir şey bulamadığım için ve kamerada kendimin de çıkabilmesini sağlayabilmek için bu şekilde oturacağım. Umarım rahatsız olmazsın. Gıdıma da zoomlayıp bana atmayın arkadaşlar. Gıdımı ben biliyorum, yeterince görüyorum zaten. Sonra bana kameram niye oynuyor lan şu an? Evet, update. Cinler bastı. Kameram harbiden oynadı. Kameranın oynadığını tek ben mi görüyorum ya? Ne diyordum ben bu arada? Ha, hayat... Bu lentos şeye bağımlı oldum. Ha, bir dakika. Sus. Şeye sinirleniyordum. Bana gıdamın SS'ini alıp bana atıyorsunuz. Sanki ben hiç görmedim. Sanki ben gıdamın farkında değilim.
Teşekkür ederim. Ben gıdımı görüyorum yeterince. Bana şey yapmayın. Ben dalga geçmeyin. Ben yeterince kendime dalga geçiyorum zaten. Bu şeye bağımlı oldum. Bu ne biliyor musunuz? Kuru brokoli. Bir insan kuru brokoli sevecek kadar nasıl düşer? Nasıl hayattan keyif almaz? Bilmiyorum. Bütün arkadaşlarımı tattırıyorum. Hiçbiri beğenmiyor zaten. Ve hepsi beni sorguluyor. Ben de kendimi sorguluyorum. Ama resmen bağımlısı oldum. Bayağı bayağı kuru brokoli yani. Bu. Ve daha da absürtleştireyim durumu. Bana tatlı geliyor. Kuru brokoli bana tatlı geliyor. Biraz oturup ağlayabilir miyiz bunu düşünüp kuru brokolinin bana tatlı gelmesi üstüne oturup düşünüp ağlamak istiyorum. Anladınız mı? Bu nasıl bir başka? Aa, yeni eve çıktım. Şaka yaptım. Burası halamın evi. Halamın evi demişken evde böyle bir şey buldum. Suyun içinde muz kabuğu var. Halam bilim adamı. Değil. Oh yeah. O da değil. Böyle bir şey bu. Kim senin? Niye akıyorsun ya? Başka bir gelişme ise ki buna pek bir gelişme diyemem. Daha çok gerileme. Beynen. Taksicilerle yaşadığım birkaç konuşma. Hepsini söyleyemeyeceğim ama şu anlar taksiciler tarafından ya nefret ediliyorum ya da çok seviyorum. Seviliyorum. Geçen gün taksideydim. Ki bu geçen gün dediğim morkendi. Saçım mor iken idi. Adam böyle yaptı. Aa, saçın. Ben dedim aa saçın. Aa boyatmışsın dedi. Ben de evet amına koyayım. Yok böyle mor doğdum yani. Tabii böyle demedim. Dedim ki evet boyattım. Saçın çok yanmıyor mu ya dedi. Ben neden sen de mi boyatacaksın? Bu arada adam böyle 50-60 yaşlarında bir adam. Abartmış da olabilirim. Benim yani. Konuşmayı da uzatmıyorum çok. Mor yaptı. Şu aralar çok moda ya yaptı. Şu aralar çok mor mu çok moda şu aralarda. Mor saç diye bir şey var ama şu aralar çok moda olan bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ben evet ya çok moda. Güzel bir renk dedi. Önüne baktı. Gitmeye gidiyoruz. Sonra bir anda döndüm. Güzel renk. Bu kadar. Bu kadar bir konuşmamız. Başka bir taksiciyle yaşadığım konuşmayı söylüyorum. Benim acelem var, tamam mı? Bir yere yetişmeye çalışıyorum. Bindim taksiye. İnerken pardon. Hikayem ilgini çekmedi mi? Heh, çok şükür. Dediğim gibi bir yere yetişmeye çalışıyorum. Taksiden inerken parayı verdim. Dedi ki bozuğun yok mu? Ben dedim yok. Yaptı. Niye güldü ben anlamadım. Zaten acelem üstü kalsın çok fazla değilse dedim. Ben böyle gülmeye başladım. Çok fazla değil mi? Ben böyle anlamaya çalışıyorum yani. Acelem var. Hadi ver şu şeyi. Komik bir durum yok ortada. Böyle gülmeye devam ediyor. Çok fazla değil. Ya amına koyayım arabada hiç param mı yok da bana verebilecek para üstün yok. Ne bu kadar komik gelmiş olabilir? Para üstüne 50 lira az falan mı vermeyi düşündü o sırada? O kadar mı komik geldi? Hiçbir şey komik değildi o sırada. Sonra paranın üstüne aynı şeyi de geri verdin. Paranın üstü zaten sende varsa baştan niye bana bu kadar çok güldün? Hikayeyi bok gibi anlattım. Ama adam çok güldü. Ben de hiçbir şey anlamadım. Siz de hiçbir şey anlamadınız. Uyku düzenimin içine sıçmış bulunmaktayım. Yoluna sokmaya çalışıyorum. Ama girmiyor. Gün içinde kendimi masanın üstüne kafamı koymuş uyurken buluyorum. Ya da arabada bir anda bayılmış buluyorum. Uyku düzenimi yerine getirmeye uğraşıyorum. Ama velaki fakat dediğim gibi olmuyor. Çünkü bir, daha önce bir videoda söylemiştim. Ben uyumayı sevmiyorum. Yani uyumasam rahat ederim, anladınız mı? Uyuduğum süreç boyunca böyle oturup dizi izlerim. Sonra geri kalan süreç boyunca da hayatımın geri kalan uyumadığım normalde uyuduğum süreçte dizi falan izlerim, eğlenirim. Sonra diğer süreçte ise hayatıma katkı sağlayacak şeyleri yaptığım süreç olur. Anladınız mı? Zaman çok hızlı geçiyor. Bu da rahatsız edici. Dizginleri tutmak zor gibi sanki. O yüzden uyumamayı tercih ederim. Pray for Deniz to uyumak. Yani ne yapıyoruz? Deniz, uyu diyorsunuz bana artık. Deniz, uyu. Bundan sonra bana nefret diye mi atacaksanız böyle yapın. Deniz, uyu. Başka bir nefret diye mi istemiyorum, tamam mı? Negatif enerji istemiyorum hayatımda, teşekkür ederim. Evet, bir de sweatshirt bağımlılığına yakalanmış gibi bir şeyim. Kış geldi, sweatshirt almadan duramıyorum. Biri beni durdursun. Ve sweatshirtlerimin hepsi 4X'lar, 6X'lar diye devam ediyor. Dışarıda çok garip sesler var. Beni ilgilendirmez. Etrafta halı gibi dolaşıyorum. Bu beni rahatsız ediyor mu? Hayır. Ama insanlar diyor ki Deniz bu biraz büyük değil mi ya?
Büyük tabii. Büyük diye aldım ben zaten onu. Yok ben görmedim. Ben boyumu böyle salıyorum. Ben boyumu şöyle salıyorum. Benim göbeğim şuradan şuraya sanıyorum. Senin gibi buraya kadar sweatshirt giyemiyorum kardeşim. Giyemiyorum. Ben kendimi öyle rahat hissetmedim demek ki. Deniz bu uzun değil mi ne demek? Uzun tabii. Uzun diye aldım. Sana işte ya. Sana ne? Sevilen sayılan bazı insanların 360 derece döneklik yaparak hatta 720 böyle 2 tur falan atmış. Ne kadar sahtekar insanlar olduğunu görmüş oldum. Tabii öyle çok güzel bir şey değil. Ama en azından maske altındaki kişiyi görmüş oldum. Arkada yansımam var. Geçen gün 6 litre su içtim. Bunu ilk defa mı yaptım diye sorarsanız hayır. 6 litre su içmeyi ilk defa yapmıyorum. Evet biliyorum 6 litre su içmek anormal bir şey. Balıklar bile öyle bir fantezi yapmıyordur yani. Çok fazla su içiyorum. Kendimi engelleyemiyorum çünkü çok fazla susuyorum. Yansımam çok rahatsız etti. BoJack Horseman'ın yeni sezonu çıktı. Videolarımdan herhangi birini izlediyseniz BoJack'i ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz. Siz de gidin kendinize iyilik yapın ve izleyin şu diziyi. Gerçekten çok güzel. Dakika başı biber yemeye başladım. Kedim bu birkaç gün içerisinde 3 kere şarjımı yedi. Toplamda 3 tane... Bir tanesi vardı zaten. 2 tane şarj aldım yeni. 3'ü de yenmiş şu an. O yüzden 4. lazım. Alo kedi şarjımı yemesin hattı diye bir şey varsa lütfen bana ulaşsın. Çünkü kedimi şarj yememeye teşvik edemiyorum. Çok seviyor demek ki. Bilmiyorum açta bıraktığımız yok aslında. Kedim hayattan nefret ediyor. Belki de hayattan nefret ettiği için şarjımı yiyor. Alakasız aslında yani bilmiyorum. Evimin içinde bir tavşan var. Sebebini bilmiyorum. Ablam eve tavşan getirdi. Özür dilerim. Özür dilerim korktum. Özür dilerim. Özür dilerim. Düşüyor. Yapma. Evet biliyorum video çok sardı ama üzülerek söylüyorum ki hayatındaki çok önemli ve çok atraksiyonlu gelişmeler bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.